Merhabalar değerli dostlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber The Tenants adlı oyuna bakacağız. Oyun 25 Mart'ta çıkış yaptı, Türkçe olarak çıkış yaptı. Ben bugün çekiyorum, biraz geç bakış oldu. Oyunu iç mimar tanıdığınız, iç mimarlığı okuyan tanıdıklarınız varsa kesinlikle önerin. Çünkü ben olmamama rağmen bayıldım. Gerçekten çok güzel. Hemen çok boş söze gerek yok, hemen başlayalım isterseniz. Bunun üzerine var. Şöyle Ender yazalım da. Ben gerçekten bayıldım oyuna. Çok eğlenceli. Geliştiricisi aynı olmasa da yayınlayıcısı House Slipper'la aynı. Onu da söyleyeyim. Göç krizi varmış. Wondersville'e geldik işte. Pardon. Şehrin şu kısmı erişilemez. Bu kısma gidiliyor mu bilmiyorum ama gözüktüğü kadarıyla gidilebiliyor. Ancak biz burada başlıyoruz. Hazırız. Sağ üst tarafa bir tane cep telefonumuz var. Buradan işleri alıyoruz. Kabul edelim. Evet, işimize gidelim. Sol üst tarafta şurada işe buna tıklayarak işe gidiyorsunuz. Temizliğe başla diyelim. Bu amcamız, büyük babamız artık kimi bilmiyorum ama bize yardımcı oluyor. Hemen böyle temizliyoruz. Evet, sadece temizlik değil, bunları tamir edebiliyoruz da, tamir edebilecek şeyleri. Tabii %100 şansımız yok. Hepsinde %100 şansımız yok. Bunda %100 var ama bunda %79 civarı bir şeydi. İlerleyen aşamalarda depo açılacak. Depo açıldığı zaman da bu sefer şöyle döndürelim. Yok, üzeri burayı sıvı yapıyor. Depo açıldığı zaman tamir ettiklerinizi de oraya koyabileceksiniz. Ben biraz oynamış birisi olarak söylüyorum bunu. Üstüme alamayacağım. Evet. Hemen eve tıklayıp yenilemeye başla tıklıyoruz. Tamam. Şu sağ tarafta ne istediği, nelerin gerekli olduğu yazıyor. Zemini gördüğünüz üzere buraya tıkladım. Halı istiyormuş. Yoksa biz şöyle gerçek onu şimdi gösteremeyeceğim. Hadi gösterebilir miyim? Heh. Böyle zeminlere tıklayarak sağ üst tarafında yeşil olanlar istedikleri. Böyle de görebilirsiniz bütün zeminleri görmek için. Ama eğer buraya tıklarsanız tam istediği şeyleri, özellikle istediği şeyleri gösterecektir. Ben hemen şöyle bir yer yapıyorum. Ha, buraya da mı halı yapmam lazım? O zaman orayı da şöyle yapayım. Ben burası farklı olur sandım. Evet, şimdi duvarları boyayacağız. Duvarları hangi rengi boyayalım? Bu güzel mi? Mor da yapabilirdim ama. Her tarafı boyuyorsunuz. Şimdi evin içine döşemeleri yerleştireceğiz. Mesela direkt buradan tıklayarak televizyonu da koyabilirsiniz. Bunun gibi şeyler de var. WASD ile böyle girebilirsiniz. Q ve E ile de böyle döndürebilirsiniz. Dediklerini hemen yapalım. Evet, neler istiyormuş görelim bir. Bir buzdolabı istiyormuş. Ama buzdolabı zaten var. Bizim almamıza gerek yok. Mikrodalga fırın. Mikrodalga fırını nereye koyacağız? Önce bir yer açmamız lazım. Ben hemen şöyle bir çekeyim bunları. Mutfağa tıklayayım. Müslük istiyor mu? Müslük istemiyor. Şuna koyacağım. Bu nasıl? Heh, bu daha büyük.
büyük alana koymaya çalışacağım. Tam böyle simetri hastalıkları için köşeye. Heh. Şunu taşıya tıklayayım. Z ve C ile de döndürebiliyorsunuz. Mouse'un orta tuşuna, yok, mouse'un sol tuşuna basılı tutarak da böyle döndürebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Hemen. Neler istiyormuş? Televizyon istiyor. Tuvalet. Tuvaleti direkt buraya mı koyacağız lan? Hayır. Neyse. Mikrodalga fırın istiyor. Hemen şöyle pahalısından koyalım ki verdiği puan yüksek gelsin. Evet. Hemen yan tarafına koyacağım. İç mimarların gözü kanıyor şu an. Gerçekten iç mimarların gözü kanıyor. Sadece iç mimarların değil, benim de gözüm kanadı sanki. Evet. Gördüğünüz üzere önünü engel oluyor. Gitmesi gereken yere engel oluyor. Şöyle de bir şey var. Ben bunu buraya koyarsam buradakilere engel olacak. Buraya gidilmesine engel olacak. O yüzden koydurtmaz. Haberiniz olsun ona da. Şöyle taşıyayım. Böyle dursun. Tam köşeye koyayım. Ama bunun karşısında televizyon koyacağım ben. Her neyse. Tuvaletimizi koyalım. Fancy tuvalet. Tuvaleti çeviremiyorsunuz, haberiniz olsun. Tuvaleti kafanıza göre koyamıyorsunuz. Mecbur zaten duvara monte etmek. Bunu da böyle koyarsam iyice herhalde küfür yerim. Herhalde yerim. Evet. Şimdi televizyon istiyor bizden bir tane. Onu da ben duvara monte edeceğim ama buraya mı monte etsem? Güzel durur gibi. Edebiliyorsam buraya edeceğim ama buraya da edilmiyor. Tamam, bence bu mükemmel ya. Buraya koyayım. Buraya monte ediyorsa buraya monte edeceğim. Yok, buraya monte edeceğim. O zaman onu nasıl yapalım? Masa alalım bir tane. Gerçi yok. Koskoca evde hiç mi duvar kalmadı be Enes? Yani gerçekten. Aa, tuvalet kağıdı, dur. Tuvalet kağıdı da koyayım. Koskoca evde duvar bırakmadı ya. Aa, duvar kalmadı hakikaten lan. Ben nereye koyacağım? Şuraya koyacağım ama onun için şunu döndürmem lazım. Böyle dursun. Ya şimdi iyi durmuyor ama. Yer var. Bu da fazlalık ama olsun. Dursun. Ya böyle dursun ya. Böyle çok uğraşma. Böyle kalsın. Bu da banyoda olmaz. Burada dursun. Heh. Şimdi şuraya tıklıyoruz. İşi teslim ete tıklıyoruz. Yani müşterinin eleştirisini bekliyoruz. Telefondan bakıyoruz. Eleştirilere. Eleştiri olarak almışız bir şeyler. Evet, elektriği bağla diyoruz. Burası bize amcamızdan, büyük babamızdan kalan bir yer. Teyzen dediğine göre amcamız. Evimize elektriği bağlattık. Güzel bir şekilde elektriğimizi de bağlattık. Şimdi başkalarının evlerini temizleyeceğiz, yapacağız, düzenleyeceğiz, para kazanacağız ve kendi evimizi elektriğe bağlamayı, ısı bağlamayı ve kendi evimizin dekorasyonunu yapıp onu birisine vermeyi, kiralatmayı çalışacağız. Ona uğraşacağız. Şimdi bizim nereyi yapmamız lazım? Banyo. Banyonun zemini ne olsun? Bu olsun, ağlı olsun. Para kendi paranızdan gitmiyor. Size verilen belli bir bütçe var. Oradan gidiyor. Yani şöyle de bir şey var. Buradaki para biterse, adamların size verdiği, kadınların size verdiği bütçe biterse siz kendi paranıza geçiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Duvarlar ne olsun? Duvarlar ne olsun? Bugün ben iç mimarların gözlerini kanatacak şeyler yapacağım. Ay, yanlışlıkla değiştirdim.
yanlışlıkla değiştim onu ya. Her neyse. Duş kabini istiyor bizden bir tane. Böyle tam bu şeyi. İşte diyeyim. Bir tane tuvalet istiyor. Böyle koyalım. Böyle koyalım. Alt tuşuna basılı tutarak dekorun yüzde kaç olduğunu görebilirsiniz. Beğendiğiniz, yani daha doğrusu size işi veren kişinin beğeneceği şeyler, beğeneceği dekorlar daha fazla yüzdelik şey ekler. Haberiniz olsun. İşi teslimete tıklıyorum. Şimdi geliyor, değerlendirme yapıyor. Beğendi mi, beğendi mi? Gördüğünüz üzere bunu çok beğendi. Bunu da beğendi. Tuvalet kağıdını da beğendi. Bakalım döşemeleri ne diyecek. Bak, bunu o kadar fazla beğenmedi mesela. Niye? Çünkü ben de beğenmedim bunu. Bu ne lan? Niye sarının altına böyle beyaz bir şey? Neyse. Evet, yeni eşyaların kilidi açıldı. Blue Ocean akordeon kapı. Ben her zaman banyoların kapısını bu yaparım. Kesinlikle. Yakışıyor çünkü. Evet, eleştiriler. Döşemeleri falan da beğenmiş olsaydı, zeminler, duvarları beğenmiş olsaydı 5 yıldız verecekti. 2200'umuz var hemen. Pardon. Yeni iş yapımı. Şöyle iş ödemesi pahalı olanları ben tercih ederim genelde. Sağ üst tarafında orta seviye iş, profesyonel iş diye ayrılıyor. Acemi iş. Bize şu anlık orta seviye iş geliyor ama biraz daha oynarsak belli bir süre sonra profesyonel işler de gelmeye başlayacak. Burada yazıyor ne olduğu. Çünkü sadece dediğim gibi ev bakımı yapmıyorsunuz. Ev dekoru döşemesi falan yapmıyorsunuz. Öyle olsaydı oyunun ismi de Tenants olmazdı. Mesela bundan şu anlık yatak odası oluştur, şunu oluştur, bunu oluştur diyor. Sıkıntı yok. Biz banyoyu alalım gene. Evet, anime kızı var. Bazıları hayran kalmıştır. Deminleri bitirelim hemen. Banyo yapıyorduk değil mi? Bu sefer de böyle bir şey yapacağım. Duvarlar kesinlikle. Güzel. Ben beğendim. Bak, bu sefer sevdim işte. Evet, küvet veya duş kabini. Şimdi ben alt tuşuna basılı tutarak koyuyorum bunu. %93. Satayım. Aynı fiyatına satıyor. Bunu koyayım, %56. Bunu koyuyorum ben. Küveti koyuyorum. Çünkü %93'lük bir oran verdi. Direkt çok fazla sevecek. Direkt. Tutacağımızı doğru kullanalım. Ben. Hemen şöyle camın karşısına. Evet. Oyunda benim sevmediğim ve oynayan tanıdığım kişinin de sevmediği şöyle bir şey var. Camların yerlerini değiştiremiyorsunuz. Bu bazı açılardan mantıklı geliyor. Bazı açılardan çok saçma geliyor. Çünkü siz kendi evinizin bile camlarının yerlerini değiştiremediğiniz için şunu şuraya koymak istiyorum, bunu buraya koymak istiyorum diyorsunuz ancak koyamıyorsunuz. Oyunun zorlaması yüzünden. Böyle bir şey var. Benim oyunda sevmediğim herhalde tek şey olabilir o. Tuvalet fırçasını diğer tarafa koyayım. Böyle koyarım. Dekor gördüğünüz üzere %100. İşi teslim ediyorum. Yani %100 olmasına illa gerek yok bu arada. İleride zaten %100 yapamadığınız odaları da teslim etmek zorunda kalacaksınız. Beğendi. Tuvalet kağıdı. Onu da beğendi. İlla en pahalısı en güzeli diye bir şey yok. Gördüğünüz üzere. En pahalısı en güzeli diye bir şey yok. Bir önceki seferde de en güzel değil. En pahalı şeyleri koydum. Döşemeleri koydum. Ben başarım kazandım. Loaded diye.
Evet, eleştiri olarak bu da 4 verdi. Kendi evimize gidebilir miyiz? Şöyle gidelim bir bakalım. Evimize ısıtmayı takmamız için 6000 dolar lazım. Hemen bir iş daha yapacağız. 2250. Görevi aldım. Ne olduğuna bakmadım bile. O bak, gördüğünüz üzere kocaman bina burayı verdi bize. Ne yapmamızı istiyor? Sadece mutfak mı? Ha, duvar koymayı falan bize göstermedi şu an ama sadece mutfak diyor. Acaba onu hangi odaya yapacak? Buraya mutfak mı yapacak? Buraların hepsini mutfak yapalım. Tamam, o zaman şöyle diyelim. 6000 dolar vermiş zaten. Bayağı iyi para vermiş. Bu. Nasıl bir şey olduğunu bildiğim için daha doğru yani öyle yan hızlıca döşedim. Siz benim gibi yapmayın şimdi ama evin içerisinde böyle düşerseniz kötü olur. Sizden puan kırarlar. Bakacağım. Ben. Yok, bu değil. Ne ola? Bende yok. Neyse. Yanlışlıkla değiştirdik. Evet. Kahverengi istiyor. Şu güzeldi sanırım. Yani aynen. Sıcağı halletmek istiyorum. Video çok uzun olmasın. Evet, bir buzdolabı yerleştirelim. En pahalılarından olsun. Niye? Çünkü para bizim değil. Neden harcamayalım? Adam da sevecek. Gerçi bunlardan zorunlu onlardan olanları sevmek zorunda değil. Bir tane mutfak lavabosu. Lavabosu. Kocaman yer. Ve boydan boya şey düşer. Normalde. Tek tek böyle dolap döşerdim ama. Gerçi dolap da döşeceğim çünkü lazım. Hatta ben direkt şuradan gördüğünüz üzere mutfak falan odalara ayrılıyor burası. Mutfak, yemek odası, yatak odası falan diye. Ben hemen zaten istiyormuş mutfak dolabı. Aynen, zaten istiyormuş. Mutfak dolabı da şöyle siyah olsun. Tamam, bunlardan biraz dolaptan biraz ayrı olsun. Dolap birleşik olursa çok iğrenç durur. Yiyecekler zaten iğrenç duruyor. Haklısınız. Kötü duruyor. Paramız hemen suyunu akıttı ya. Bu ne ya? Bu kadar oyunda bile fakiriz. Ben anlamadım ki. Musluğun yanında şey olur mu? Fırın olur mu? Olmaz. Birinde su var, biri elektrikle çalışıyor, değil mi? Mantıken olmaması lazım. Evet, bar taburesi falan istiyor bizden. Su ısıtıcısı. Bunu koyalım. Mikrodalga fırın. Bunu da istiyor. Evet, mikrodalga fırın koyarsam 58. Davlumbaz. Da bunun üstüne bak, gördüğünüz üzere şimdi mesela ben buraya bunu koydum ama cam var. O yüzden bunları da ben bundan ayırmak zorundayım. Ya da buraya koyarım. Böyle. Beğendi mi? Çok güzel. Çok güzel. Duvar lambası. Bunu da nereye koyayım? Bir tane masa isteyeceğim ben. Masa lazım olacak. Masa koyayım ben. Yemek masa. Nasıl bir masa olsun? Burayı biraz kahverengi tonu yaptık ya. O yüzden şöyle koyu bir şey istiyorum.
gelsinler, otursunlar, yesinler. Tamam, güzel bak bunu sevdim. Bar taburesi buraya ne alaka? Hey, ne kadar iğrenç bir dekorasyon yaptım ben. Sat 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 sat. Hiç sevmedim, hiç sevmedim. Al. Sı mecbur istiyor. Yemekler gözüksün. Bak size böyle. Aa, buna koyulmuyor. Önünüze de şey yapmıyorsunuz. Özellikle buna koyuyorsunuz. Masaya yerleştiriyorsunuz. Çok güzel. Arkasında da cam var. Ah ah. Simetrim biraz azdığı için böyle yapıyorum. Yani aynı olma daha dedi. Hadi aynı olmuş olsun. Videoyu çok uzatmaya gerek yok. Evet, işi teslim edelim. Böyle çok boş. Hiç böyle ferahlık hissi vermeyen. Boş diye ferah olacak diye bir şey yok değil mi sonuçta? Bu sevdi. Vay anasını. Tam da istediği şeylerden değerlendirme yapıyor. Evet, şimdi zeminle duvardan. Ha, işte bu. İşte zevkli. Ya zevki var kadın. Gece mutfağı, evet. Gece mutfağı diye bir şey geldi ki ben bunu zaten sürekli kullanırım. Ama biraz pahalı o ya. Evet, 5 yıldız aldık. 5 yıldızımızı aldık. Şimdi evimize ben ısıtmayı takalım. Isıtma dedi de şu an. Temizlik yaptıracak. Ondan sonra da duvarları falan yapmayı öğretecek, yıkmayı öğretecek. Size bildiğiniz şeyi yaptıracak burada. Kendi evinizi kendi kafanıza göre. Bütün odalarını kendiniz yapıyorsunuz. Ondan sonra kiraya vereceksiniz. Ben bu kadar gösterdim. Geri kalanını artık siz kendiniz araştırın. Kendi zevkiniz olsun. Efendim, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan ufak bir hatırlatma. Oyun Steam'de 25 TL almak istiyorsanız. İndirime düşer ama yani bu kadar da paranız vardır herhalde. Paranız vardır demeyeyim de yani 25 TL çok değil. Evet efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.